Arkadaşlar yeni event notları yayınlanmış. Şöyle beraber hızlıca bir bakalım. Daha sonra videoyu yavaştan bitiririz. Şöyle bir aşağı iniyorum. Evet. Arkadaşlar, Fear Itself güncellemesi kutlama etkinliği adı altında gelmiş. Yani bu da aklıma şeyi getiriyor. Hani gene Fear Itself güncellemesinden bahsetmiş ya. Acaba bu Midmas güncellemesinde de? Bu güncellemenin part 2'si mi gelecek? ikinci bölümü mü gelecek diye merak ediyorum açıkçası. Umarım gelir. Umarım bir Serpent karakterini falan görürüz e, ya da ya da Gorg karakteri falan da ayrıyetten gelir. E, ki zaten gelecek de o büyük bir ihtimalle. E, yani bakalım. Eee Midmas güncellemesinde göreceğiz zaten bu güncellemeden sonra büyük şey e, bu event'ten sonra daha doğrusu büyük bir ihtimalle gelecek. Şimdi Arkadaşlar ilk olarak bir token etkinliği var ama bu bizim alışık olduğumuz token etkinliklerinden biri değil. Ee, yani son zamanlarda gelen token etkinliklerinden biri. Ee, onda işte arkadaşlar, bunda da şey yapıyorsunuz. Token toplayıp aşağıdaki ödüllerle takas edebiliyorsunuz. Şimdi görevler arasında ne var? İlk önce on, onlara bir bakalım. Arkadaşlar ilk olarak e, Gorbaş düşmanını bir kez tamamla görevi var. 70 token veriyormuş güzel. Gorbaş düşmanı hakkında bir video gelecek zaten yakın zamanda e, atacağım yani kanala. E, yani siz de tamamlayarak 70 tokeni buradan alabilirsiniz. Bunun dışında ne diyor? Arkadaşlar şey diyor. Efsanevi baş düşmanı 120 saniye içinde tamamla görevi var. Bu işte Null, Mephisto, Infinity, Ultron ya da G Gor olabilir herhangi biri. Bunlar arasında en kolayları Null ve Mephisto olduğu için onlardan birini hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz aslında. 80 level karakterlerle çok da zor olmuyor. Devam edelim. Buradan da 20 token alıyormuşuz. Sonra Null'u bir kez tamamla, Mephisto'yu bir kez tamamla, Infinity, Ultron'u bir kez tamamla görevleri var. Buradan da toplamda 60 token alabiliyormuşuz bu 3 görevden. Güzel. Daha sonra ne diyor? Ee, şey diyor arkadaşlar. Efsanevi ya da üstün baş düşmanı 5 kez, 10 kez, 30 kez, 40 kez ve 50 kez tamamlı görevleri var. Bunları tamamladığınız zaman da size bir miktar token daha veriyormuş. Şimdi toplamda kaç token alabiliyoruz onu merak ettim. Ee, şöyle bir hesaplayacak olursak. 100, 150... Bir dakika şuraya kadar mı 150'ydi? Evet 150. Şuradan itibaren 200. 250. 300. Arkadaşlar toplamda 300 token alabiliyormuşuz. 300 token e de ne alabiliyoruz? Bir de ona bakalım. Evet. Arkadaşlar şey var. Boyut özü var. bileşen paketi var. Tabii ki bunların alınmasını ben tavsiye etmiyorum. Gene kozmik küp de aynı şekilde. Seçici... Vishanti kitabını da tavsiye etmem. Peki bize buradan ne kalıyor? Gor sandığı kalıyor. 4 yıldız artefak ve 5 yıldız artefak sandıkları kalıyormuş. Şimdi 4 yıldız ve 5 yıldız artefak sandığının ikisini birden alamıyoruz. Çünkü en fazla 300 token toplayabiliyormuşuz. Ve ikisini alabilmek için 350 token gerekiyor. Bu biraz yazık olmuş. Yani 5 yıldız artefak sandığında 200 token yapsalarmış aslında. ikisini birden alabilseymişiz güzel olurmuş. E, arkadaşlar maalesef bu artefak sandıkları seçici değil. Seçici olsa efsane olurdu. Çok güzel olurdu. E, bir Iron Man falan alabilirdim ben de örneğin. Zaten Iron e ihtiyacım var. E, yani bunlardan en fazla birini alabiliyoruz. Eğer 5 yıldız sandık alırsanız. 5 yıldız artefak sandığı 5 kere gor sandığından açabileceksiniz. 4 yıldız artefak sandığı alırsanız da e, 20 kere mi? 20 kere açabileceksiniz evet e, gor sandığından arkadaşlar sizi bilemem hangisini alırsınız ama ben şahsen buradan 4 yıldız artefak sandığından alacağım. belki belki Iron Man çıkar diye. Iron Man dışında Moon Knight falan da güzel olur. Birkaç güzel artefak daha var. Onlardan biri de olabilir aslında. bunun dışında geri kalanını da Gore sandığından harcamayı düşünüyorum. Şimdi zaten Gore sandığından çıkabilecek ödülleri de bakacağız. Ama genel olarak böyle. Şimdi... Gorsan'dan çıkabilecek ödüllere bakalım. Altın var, e, madde var, non karanlık taşı var, e, titan bileşen paketi, boyut özü, kozmik küp, semavi öz, uyanmış kristal, mendele cevher kristali, karbonadyum var. Bu yeni arkadaşlar. Bu önceden yoktu sanırım. Bu güzel olmuş. yaşam tohumu var ve ve Falti'nin ruhu var. Gayet güzel. Bunun dışında da arkadaşlar 6 yıldız artefaklar var. şansları biraz düşük ama ve her artefakt yok sanırım. Evet her artefakt yok. Şimdi onlara geleceğiz. Ee, arkadaşlar ilk olarak buradan hani şanslara falan baktığımız zaman e, altının garanti maddenin ve non garanti taşının yüzdesi bayağı yüksek. Yani büyük ihtimalle genel olarak bundan çıkacak ama yani bunun dışında da çıkabilecek güzel ödüller var işte. Yani semavi öz fena değil. E, uyanmış kristal, Mendele cevheri kristali falan bunlar güzel ama miktarları biraz düşükmüş. Bunun dışında karbonadyum, Faltin'in ruhu ve yaşam tohumu gayet güzel. Özellikle Faltin'in ruhu çok çok güzel. Elde ederseniz gayet iyi olur yani e, artefaklara baktığımız zaman da arkadaşlar şöyle evet dediğim gibi sınırlı artefaklar var e, son zamanlarda gelen artefaklar var o yüzden e, yani diğerlerini göremiyoruz ne var işte yani iyi olanlardan ne var diye soracak olursanız arkadaşlar aslında onlara bakmamız biraz daha doğru olur. Ee, Jaggernaut yanlış hatırlamıyorsam fena olmayan bir artefaktı ee, halkın artefaktı gayet güzel halk artefaktı olabilir bunun dışında Evet valkür'ün artefaktı var arkadaşlar Valkyr'ün artefaktı da çok güzel ee, elde ederseniz gayet iyi olur yani ee, Thor'un artefaktı arkadaşlar zaten Jane Foster'ın artefaktını vermişlerdi ee, koleksiyoncu kasasından Thor'un artefaktını efsanevi savaştan elde edebiliyorsunuz zaten e, bu ikisine gerek yok yani. E, bunun dışında Moon Knight güzel. Gene gayet güzel bir seçenek. E, yani Moon Knight dediğim gibi çok güzel. Iron Man çok güzel. Onun dışında çok e, elzem bir artefak var mı diye bakıyorum da çok yok. A, valkür çok güzel dediğim gibi. Hulk karakterinin çok güzel. Juggernaut da güzeldi yanlış hatırlamıyorsam. Tam tam hatırlayamıyorum sevmiyorum ama. E, yani hatırladığım kadarıyla Juggernaut da baya güzel bir artefaktı vardı. Ee, neyse yani genel olarak bu şekilde arkadaşlar bu ödüllerle devam edelim arkadaşlar kristal bonus görevi geliyormuş ee, kristal harcadıkça belli ödüller alabilecekmişiz güzel ama yani arkadaşlar bu arada size şu tavsiyede bulunayım ee, kristallerinizi artık yavaştan biriktirmeye başlayın ee, çünkü yani biliyorum aslında daha çok var şu an ağustos ayındayız ee, black friday e, kasımdaydı yanlış hatırlamıyorsam o, o da e, 20 20 Kasım'da mıydı neydi? Her neyse yani baktığımız zaman ne kadar kaldı? İşte Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 3 ay var arkadaşlar. 3 ay yavaştan biriktirmeye başlayın Black Friday için. Çünkü Black Friday'de çok güzel etkinlikler geliyor. Yani o yüzden bütün kristallerinizi burada harcamanıza gerek yok. Ben kristallerinizi şu aralar kostüm dışında bir şeye harcamanızı çok tavsiye etmem. Bir de almanız gereken çok önemli bir süper mod olur ya da çok önemli bir deluxe olur. O zaman alabilirsiniz. Onlara da bir şey diyemem ama. Ama onun dışında e, kristallerinizi işte ne bileyim CTP almak için, kart almak için falan harcamanızı çok tavsiye etmiyorum. E, yani 3 ay var. Çok var biliyorum aslında. E, ama ama gene de yavaştan biriktirin arkadaşlar. Bir kenarda biraz dursun. Hani çok e, dediğim gibi lazım olan bir şey alın. Ama onun dışında çok harcamamaya dikkat edin ki e, Black Friday'e kadar iyice biriksin. Ben şimdiden biriktirmeye başladım. 4000 kadar kristalim var ve yeni gelen güncellemelerde size tanıtmak için işte kostüm alıyorum. Kostüm dışında bir şeye kristal harcamayı düşünmüyorum. Bu sayede bayağı bir biriktirip Black Friday'de büyük bir, büyük miktarlarda yani kristal harcamayı düşünüyorum. Zaten onun da videosu gelir o zaman ama tabii daha çok var. O da ayrı bir mevzu. Yani size de onu tavsiye ederim arkadaşlar. Yavaştan biriktirmeye başlayın. Buradaki işte ödüller de güzel aslında. Güzel fena olmayan ödüller var ama... Ama sırf bunun için kristal harcamaya değmez tabi ki. Evet devam edelim. Arkadaşlar karakter sıralama etkinliği geliyor. Ee, ne zaman? Bu arada bunların tarihlerine de bakalım da. Bakmadan geçtik. Ee, ilki evet Tuesday. E, salı arkadaşlar salı günü geliyor. Yani bugün. Bugün salı mı? Aynen bugün geliyor. E, bu da bugün geliyor kristal bonus görevi. Ve e, karakter sıralama etkinliği de bugün geliyormuş arkadaşlar. E, Jaggernaut ve halk karakteri için geliyor. Jaggernaut karakterinde geliştirme malzemesi veriyor ama halk karakterinde kristal ödülü veriyor. Yani e, arkadaşlar halk karakterinizi hiçbir şey yapamasanız bile en, en kötü kategori 2 yapın ki kristal e, ödülü alabilirsiniz. E, her hesaba platinum sandık gönderilecekmiş. Cuma günü ile günleri arasında dağıtılacakmış. Güzel. i̇çinden çıkabilecek ödüller de şu şekilde. Mega kategori 2 bileti dışındakiler çok iyi değil açıkçası. E, devam edelim. Arkadaşlar e, özel ekipman çıkarma ücretinde %50 indirim geliyormuş. Eğer çıkarmanız gereken e, CTP'ler falan varsa bu etkinliği mutlaka değerlendirin. Bunun dışında e, CTP geliştirme şansında çarpı 3 etkinliği geliyormuş. 5 e, slot'a da CTP koyarsanız %21 şansla e, işte süper CTP elde edebileceksiniz. Yani mükemmel CTP elde edebileceksiniz. At kadını tam hatırlamıyorum. Değişiyor çünkü CTP'den CTP'ye. E, öyle bir olayı var. Evet. Evet arkadaşlar bu kadar eventler bu kadar ee, güzel eventler var açıkçası şu event yerine yani şu token eventi yerine normal bizim kart ctp aldığımız eventi tercih ederdim ama bu da güzel artefak falan var yani iyi bir artefakt elde edersek gayet güzel size çıkarsa arkadaşlar mutlaka yazmayı unutmayın artefak sandığı falan alırsanız eğer bundan ne çıktığını da mutlaka yazın ee, yani ben de dediğim gibi şey e, yorumları düzenli bir şekilde okuyorum zaten. E sadece cevap vermeye fırsat bulamıyorum bazen. Ee, evet arkadaşlar. Genel olarak böyleydi. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere millet. Bay bay.